Tech Insight kanalından herkese merhaba. Tech Insight ailesi olarak sizlerle birlikte yeni gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Bugün sizler için Founder One yeni nesil etki yatırım fonu basın davetine geldik. Öncesinde çok güzel bir basın daveti dinledikten sonra iki önemli isimle birlikte röportaj gerçekleştireceğiz. O zaman lafı çok fazla uzatmayalım. Gelin hep birlikte basın davetine geçelim. Gelin sizlerle birlikte Founder One CEO'su Ali Şahin'le bir röportaj gerçekleştirelim. Tech Insight ailesi olarak şu anda yanımda Founder One Genel Müdürü Ali Şahin var. Öncelikle hoş geldiniz röportajıma. Bizlere Founder One'dan kısaca bir bahsedebilir misiniz? Tabii. Founder One, Türkiye'de sürdürülebilirlik ekonomisini geliştirmek için kurulmuş bir etki yatırım fonu. Biz ne yapıyoruz? Teknoloji odaklı etki girişimleri arıyoruz. Amacımız burada 100 tane girişime 3 yıl içerisinde yatırım yapmak. Genç girişimcileri burada çok desteklemek istiyoruz. Amacımız burada Türkiye'nin toplumsal ve çevresel sorunlarını çözecek girişimler bulmak ve bunlara yatırım yapmak. Ve dolayısıyla bu yatırımların akabinde de Türkiye'ye faydalı, gezegenimize faydalı işler çıkarmak. Üzerinde epeydir uğraştığımız bir platformumuz var. Founderone.com'u ziyaret eden girişimci adayları yukarıda bir başvuru butonu var. Oraya bastıklarında başvuru.founderone.com adresine yönlendiriliyorlar. Orada kayıt olduktan sonra kısa bir soru formu var. Yaklaşık herhalde 10 dakikayı normal şartlarda aşmaması gerekiyor ki bunun testleri yapıldı. Hem oraya kendi girişimlerini anlatabiliyorlar. Orada bir sunum yükleyebiliyorlar. İşte belirli soruları cevaplıyorlar. Bekledikleri yatırım tutarını girebiliyorlar. Kabinde bunu bize ilettikten sonra biz bir değerlendirme sürecine başlıyoruz. Burada çok ciddi bir mimari yaptık. Ne yaptık? Şimdi bu bir klasik bir fon değil bu. Yani bir konvansiyonel fonda çok daha klasik şeylere çok önem verilir. İşte gelir modeli ne kadar güçlü, pazara nasıl giriyor, pazar büyüklüğüne vesaire. Şimdi biz hem tohum ve tohum öncesi yatırım yaptığımız için dolayısıyla daha bu tip böyle soruların çok erken olduğu bir durumdayız. İkincisi de biz etki girişimleri arıyoruz. Dolayısıyla etki dediğimiz zaman burada bir takım başka konular devreye giriyor. İşte etki hedefleri maksatlı ve ölçülebilir mi? Neyi değiştirmek istiyor dünyada vesaire. Biz de dedik ki o zaman bizim iki tane ana streamimiz var. Bir tarafta business diye yani bütün ticari ve diğer konuların olduğu bir tarafta da etki var. Bu kriterler önceden belirlendi ve bu kriterler eşliğinde bunların ana böyle şeyleri var, konuları var, onların alt konuları var. Burada bir skorlama yapıyoruz ve bir skorlamanın sonunda eğer yeşil ışık yanarsa hem Cem Bey'in ekibi hem benim tarafından biz diyoruz ki biz bu ekipte görüşmek istiyoruz bu girişimcilerle. Bir randevu organize ediliyor. İşte bir Zoom veya offline toplantı. Orada hem kafamızdaki soruları yöneltmek istiyoruz. Eğer açık kalan bir şeyler varsa. Hem de o ekipleri tanımak istiyoruz. Çünkü bu işin aslında en önemli kısmı o ekibin bu işe nasıl inancı olduğu, uzmanlığının ne derecede olduğu. Bir de hani gerçekten biraz artık hani ekosistemimizde de bazı gelişmeler bekliyoruz. Hani biraz finansal okuryazarlık, en azından böyle bir veya üç senelik bir projeksiyon, ya gelir nedir, gider nedir vesaire gibi konulara biraz hakimiyetin olduğu ekiplerle güzel bir toplantı yaptıktan sonra dönüşte artık bizim kendi bir ev ödevimiz var orada. Biz yatırım komitesine bir rapor hazırlayacağız. Bu yatırım komitesi raporu şunu içerecek. İşte girişimin temel özellikleri ne yapmak istiyor, ne çözmek istiyor, bizden aldığı kriterler eşliğindeki puanlar ve bunu 10 kişilik yatırım komitemizde bir oylamaya sunacağız. Eğer 6, en az 6 evet oyu olursa yatırım yapma kararı çıkacak. Akabinde de bir hızlı finansmandan bahsettik. Standart bir sözleşmemiz var. Y Combinator'ın Safe modeli gibi. Biz adını Fix koyduk. Finansman karması sözleşmesi. Patenti de bir isimdir bu arada. Bizde var bir tek. Fix sözleşmesini ileteceğiz. Fix sözleşmesini şartları eğer karşı taraf için de uygunsa imzaya geçeceğiz ve ondan sonra en kısa sürede istedikleri tutar nakit olarak onlara ulaşmış olacak. Yani bütün bu sistemin başvurudan 48 saat içerisinde bir dönüş olacak zaten. Negatif veya pozitif. Eğer pozitifse işte dediğim gibi toplantılar vesaire devam eden bir süreç. Biz 3 hafta içerisinde imzaya gelmek istiyoruz. Çünkü 100 yatırım yapacağımızdan bahsediyoruz. 3 sene çok hani baktığınız zaman günler çabuk geçiyor. Dolayısıyla hani birdenbire 20-30 tane bir senede yapılması gerekiyor anlamına geliyor ki şu anda bizim zaten pipeline'ımızda 20 tane yapmaya elverişli olarak gördüklerimiz var. Bunlara yenileri eklenecek. Bu sene içinde tahminimiz 30 yatırımla kapatmayı planlıyoruz. Peki başvuru sürecinde olacak olan adaylara ne gibi önerileriniz var? Bunu birazcık arkadaşlara hani tüyo verebilirsiniz. Bence aslında hani yurt dışı örneklerinde çok olan standart bir takım hani şeyler var. Pitch deck diye nitelendirilen işte tanıtım sunumları. Yani bunlardaki şeylere uyulsa çok daha işi kolaylaştırıyor. Hiç olmazsa işte nedir? Biz ne kuruyoruz? Business ne? İşte gelir modelimiz ne? Pazarı nasıl görüyor? Rekabeti nasıl görüyor? İşte farklılaştığı bir durum var mı? Ekip kimler?
neden oluşuyor gibi, hani bunun böyle bir standart artık oturmuş template'leri, formatları var. Onları kullanabilirlerse aslında sunumları zaman çok güzel olur. Çünkü o zaman hani bazı böyle temel sorular tekrar tekrar sorulmamış olur. Gitgeller olmamış olur. İkincisi yani bu etki konusunu araştırmalarını çok isteriz. Yani çünkü Türkiye için yeni bir konu olduğunu düşünüyoruz. Hala farkındalık anlamında yeni diyorum. Her ne kadar devletimiz işte Birleşmiş Milletler programını imzalamış olsa da, sürdürülebilir kalkınma hedefleri burada ölçülüyor olsa da, Türkiye'de hala yeni ve farkındalığı düşük bir konu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuyu da biraz araştırmalarını, bu yabancı kaynakları okumalarını, Etki Yatırım Danışma Kuruluşu Şafak Hanım'ın liderliğini yaptığı veya gene Sürdürülebilirlik Derneği'nin sitelerini ziyaret ederek buralardan bilgiler alabileceklerini söyleyebilirim ki böylece hızlıca hem konuyla ilgili, çünkü beklediğimiz şey biz etki yatırımı bekliyoruz, standart bir girişim değil, hem o konuda bilgilenip hem burada neler yapabileceklerine karar vererek başvurularını gerçekleştirebilirler. Peki size şunu sormak istiyorum. Girişimcilik Vakfı desteklediğini biliyoruz. Peki Girişimcilik Vakfı'nın desteklemesi başvuru sürecinde bir ayrımcılığa yol açacak mı, yoksa herkes eşit mi değerlendirilecek? Aksine dediğim gibi demin bir algoritması var. Yani alınan cevapların veya verdiğimiz bir puanlama var. Ve bu soruların cevapları çok net. Yani işte gelir modeli sürdürülebilir mi? Evet veya hayır. Buna hayır dediğiniz zaman, yani Girişimcilik Vakfı'ndan da gelse, başka bir yerden de gelse, Y Combinator'dan da gelse hiç fark etmez yani. Bu eğer hayırsa hayır. Veya etki tarafında bir hedefi ölçeklendirebilir şekilde veya maksatlı bir şekilde seçmediyse ve bunu biz anladıysak, orada yine negatif bir not alacak. Yani dolayısıyla burada bir adaletsiz yaklaşımın olması söz konusu değil. Çünkü zaten süreç tamamen bir skorlama ve bir altında derin bir matematiği de olan bir iş. Çünkü her ne kadar etki böyle havada kalan bir kelime gibi gözükebilir ama etki ölçümü tamamen matematik üzerine kuruluyor. Tamamen yüzde belki 99'u etkin. Mesela karbon salınımını azaltma. Nedir? Karbon emisyonu ile ilgili değerleri ne kadar düşürdünüz bir yıl içerisinde? Yüzdeyle hep matematik. Veya işte kapsayıcılık, istihdam sağlama. Şu kadar insana yeni istihdam sağlandı, kapsayıcılık sağlandı gibi. Dolayısıyla yani bunları amaçlamayan girişimlerin Girvak'tan gelsin, TBB'den gelsin veya başka bir yerden gelsin, bir yani adaletsizliğe yol açmayacak kadar çok net bir şekilde bir algoritması olan çok eşitçil bir sistem. Peki Founder One olarak girişimcilere finansal destek yanında ne sunmayı planlıyorsunuz? Tabii ki her yeniden yani sıfırdan başlayan girişimde, tohum öncesi tohum aşamasında burada biz tabii ki destek olacağız. Hem bizim yönetim ekibimiz, burada portföy yöneticilerimiz olacak. Portföy yöneticimiz ne yapar? Bir, bu girişimlerle çok yakın ilişki içerisinde oluyor. İşte onların aylık raporlarını topluyor. Onların işte bu dediğiniz gibi ihtiyaçları, sorularını cevaplandırıyor. Çünkü çok normal. Yani bahsettiğimiz kişiler belki hayatlarında ilk defa bir şirket kuruyorlar ki kaçımız her gün bir şirket kuruyoruz. Dolayısıyla oradan başlayıp İşte bir pazara girişin nasıl olacağı, bir pazarlama stratejisi nasıl geliştireceği, işte etki hedefini nasıl ölçmesi gerektiği gibi birçok konuda biz tüm soruları yanıtlamak istiyoruz. Bunu da portföy yöneticilerimiz ve etki ekibimizle birlikte yapacağız. Her şey bir havaleyle bitmiyor. Biz de çünkü istiyoruz ki başarılı olsunlar. Başarılı olmaları bizim de başarımızı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla orada tamamen biz proaktif bir yaklaşım sergileyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Çok sağ ol. Ali Şahin'le birlikte röportajımızın sonuna geldik. Sizlerle birlikte Maxi CEO'su Murat Özgen'le birlikte güzel bir keyifli röportaj gerçekleştireceğiz. Bizlere Maxis açısından Founder One'ı anlatabilir misiniz? Tabii ki. Maxis bildiğiniz üzere İş Bankası tarafından kurulmuş bir portföy yönetim şirketi. Ama neyin üzerine kurulu? Girişim sermayesi. Aslında grubumuz 20 yıldan beri girişim sermayesi alanında yatırım yapıyor. Biz bu alanda fonlarımızı çeşitlendirmek ve farklı alanlara girmek adına bu Founder One fonunu kurduk. Amaç aslında burada dünyada aslında yeni başlayan, ülkemizde ise henüz fazla yatırım alanı bulunmamış etki yatırımları üzerine kurulmuş bir fon. Teması etki yatırımları üzerine kurulmuş. Etki yatırımından söz etmek gerekirse aslında etki yatırımı dünyada 2008'deki dünyadaki krizden sonra IFC ve Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya lanse edilmiş bir olgu. Nedir bu olgu? Belli temalar içerisinde hem yatırım yaparken bir finansal getiri bekliyorsunuz hem de çevrenize ve sosyal dünyanıza bir fayda sağlamak istiyorsunuz. Mesela nedir bunun örnekleri? Mesela Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında 17 alan belirlenmiş durumda. Açlığa karşı, yoksulluğa karşı, istihdamı arttırmak dünyada, iklim değişikliğine karşı mücadele, suda yaşam, karada yaşam, temiz enerji, enerji verimliliği gibi aslında dünyamızın gerçek sorunlarını bir şekilde finansal dünyayla birleştirip burada hem getiri sağlamak hem de dünyaya bir katkı sağlamak üzere kurulmuş bir fon. Şimdi Türkiye'de bunu çok fazla gerçekleştiremedik. Zaten dünyada da yeni başlayan bir konsept bu. Bu anlamda bu fonu kurup iş grubu altında bunu bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Bu amaçla bir 300 milyon liralık böyle bir fon kurduk ve burada da işte yüzün üstünde girişimcilere, gençlerimize yatırım yapmak istiyoruz. Bundan dolayı da biz buna yeni nesil girişimcilik diyoruz.
Peki yeni nesil girişimcilik dediniz. Neden buna yeni nesil girişimcilik bir ismini koydunuz? Bunun özel bir sebebi var mı? Aslında dünyada yeni bir konsept olması ve yeni yeni başlaması. Bunun getirilerine şimdi dünyada işte az önce de belirttik 2.3 trilyon civarında bir yatırım alanı bulmuş durumda. Çok hızlı büyüyor. Aynen bu teknolojide yaşadığımız son 20 yıldaki devrim gibi aslında son 15 yılda da dünyada bu alanda da bir devrim var. Ve burada da aslında Türkiye'de de bunu yeni başladığımız için bunu biz bir yeni nesil girişimcilik diyoruz. Peki Maxis olarak yatırımcılara güven olarak ne sağlayacaksınız? Yani yatırım fonu veriyorsunuz ama bunun haricinde Maxis'in sağlayacağı neler olacak yatırımcılara? Şimdi zaten bu fonun içinde grup olarak da kendimiz fonun %5 yatırımcısıyız. Bir taraftan hem yatırımcısıyız hem de Türkiye Bilişim Vakfı ve Girişimcilik Vakfı ile beraber bu yatırımları beraber yatırım komitelerinde değerlendireceğiz. Yatırım kriterlerimiz net. Bu kriterlere giren şirketleri yatırım komitesinde onaylayacağız ve ondan sonra da Maxis'in yönetim kurulu bunu sonuçta onu eleyecek ve yatırım yapacak. Yani biz yatırımcılara bu temamızı ve yatırım tezimizi sunduk. Bunun üzerine bir para topladık. Bu parayı topladığımıza göre de bu yatırım tezine uygun işleri yapacağımızın da garantisini veriyoruz sonuç itibariyle. Ve bunları da zaten raporlayacağız kendilerine. Peki yatırımcıların başvuru süreçlerine dikkat etmesi gereken noktalar size göre nedir? Şimdi bu yeni başladığımız bir konsept olduğu için biz aslında bu kriterleri belirledik ve founderone.com kapsamında bir başvuru formu düzenledik. Bu başvuru formunda girişimcilerimiz, genç girişimcilerimiz bu formu dolduracaklar. Biz içeride hızlıca bir değerlendireceğiz. Sonra eğer bunun içinde sadece yatırımın içinde etki alanı, çünkü burada kritik konu etkinin de içinde olması gerekiyor. Şimdi mesela bizim geçmişimizde biz yatırımları yaptıktan sonra yarattığımız etkileri ölçebiliyorduk ama bunu baştan ölçmemiz gerekiyor ve baştan ölçülebilir olduğunda girişimcilerin bizi ikna etmesi gerekiyor. Bununla beraber bu toplantıları gerçekleştirdikten sonra da hızlı bir şekilde kendilerine yatırım yapmak istiyoruz. Hedefimiz 100'ün üstüne yatırım yapmak. Zaten yeterince akıllı, genç, dinamik arkadaşlarımız var. Bunların sermaye erişimi maalesef diğer gelişmiş ülkelerden çok daha az. Şu anda ihtiyaç zaten Türkiye'de. Türkiye'de bu arkadaşlarımızı desteklemek istiyoruz. Fakat bizim bu etki yatırımları sadece Türkiye'ye bağlı bir iş değil. Teknoloji de öyle değil aslında baktığınız zaman. Buradan çıkartıp, yaşartıp tabii ki dünyayı açmak istiyoruz. Sonuçta dünya bizim şeyimiz, alanımız. Bunun Türkiye'den çıkıp dünyaya yaygınlaştırmak aslında bizim İş Bankası olarak da gurur verici bir yeri olacağını düşünüyoruz. O minvalde Türkiye yatırım ama bu şirketlerin sonra da globale açılması bizim en büyük önceliğimiz. Peki yatırımcılar için kaç yıllık bir plan belirlediniz? Şu an bununla ilgili bir çalışmalarınız var mı? Şöyle, fonların ömrü 10 yıl aslında. Burada 2 yıllık bir uzatma süresi de var. İlk 5 yılını yatırım süreci diye adlandırıyoruz. Yani bu 300 milyon lirayı ilk 5 yıl içerisinde yatırmayı planlıyoruz. Sonra da bu şirketlerden çıkmayı hedefliyoruz. 10. yılın sonunda artı 2 yılda diyelim. Yatırımcılarımızı güzel bir getiri. Artı dediğim gibi çok çok kritik sosyal ve çevresel faydaları da gösterebileceğimiz, ölçebildiğimiz bir getiriyi sunmak hedefimizdeyiz. Tech Inside ailesi olarak sizlerle birlikte gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Eğer ki bu videonun bu kısmına kadar artık geldiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.